Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ve selleme ve bareke ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Amma ba'd. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri ve ahlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme erinel hakka hakkan ve rzukna itiba'ahu ve erinel batile batilen ve rzukna iştinabahu. Allahümme amin. Allahümme amin. Değerli kardeşler, Allah Azze ve Celle nasip eder, müyesser kılarsa, bugünkü dersimizde İslam ile demokrasiyi biraz beraberce inceleyeceğiz. İslam ile demokrasinin toplum içerisinde birbirine karıştırıldığını, aslında demokrasinin İslam'la aynı olduğunu düşündüklerini, aralarındaki farkı gözetmeden demokrasiyi savunduklarını anlatacağız. Ve İslam ile demokrasi arasında ne tür farklar var? İslam ile demokrasi aynı mıdır? Veya İslam demokrasiye cevaz verir mi, uygun görür mü, benimser mi? Bununla ilgili inşallah konuşmaya gayret edeceğiz. Allah nasip ederse. İslam ve demokrasiyi karşılaştırmadan, aralarındaki farklara geçmeden önce temel bir meseleye dikkat çekmemiz gerekiyor. O da şudur. İslam bir dindir kardeşler. Din hem Kur'an-ı Kerim'de, hem Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde, hem de kendi dilinde olan, yani Arapça lügatında şu anlama geliyor. Din hayat nizamıdır, hayat şeklidir. Hayatı tanzim eden, düzenleyen, hayatın kendisine göre düzenlenmiş olduğu her şey dindir. Bu bazen yasalar olur, bu bazen gelenek olur, bu bazen racon olur, bu bazen ataların dini, ataların örf adetleri olur. Bu bazen izim, her türlü izim var mesela. Bunlar olur. Kapitalizm, komünizm, işte deizm, ateizm gibi bu tarz izimler olur mesela. Bu bazen bir moda olur. Hayatın tamamını değiştiren, kişinin kılık kıyafetlerinden konuşma şekline kadar onun hayatının tamamına nizam veren, düzen veren, değiştiren moda olur mesela. Siyasi veya iktisadi dünya düzeni mesela bunların her bir tanesi birer dindir. İslam da bir dindir. Fakat İslam'ın ayrıcalıklı olmuş olduğu şey İslam Allah'ın dinidir. İslam Allah Azze ve Celle'nin kulları için razı olduğu, tamamladığı, kemale erdirdiği ve Allah katında geçerli olan sadece onun geçerli olmuş olduğu dindir. Bunun dışındaki dinler Allah Azze ve Celle katından değildir ve Allah Azze ve Celle katında da kabul görmezler. Her bir tanesi batıldır ve merduttur. O zaman diyebiliriz ki dinler, yani insanların hayatını şekillendiren, düzenleyen, insanların kendisine göre hayatlarını biçimlendirmiş olduğu her türlü din iki kısma ayrılır. Birincisi hak din, bu İslam'dır. İkincisi ise batıl olan dinler, bunlar da geri kalan örneklerini saymaya çalıştığımız şeylerdir. Ve İslam'ın şöyle bir özelliği vardır kardeşler. İslam halis olan bir dindir. İslam'ın halis olan bir din olması ne demek? Yani pak, öz, arınmış, başka bir şeyle karışmayan, başka bir şeyi kendi ismi yanında kesinlikle anılmasına izin vermeyen bu şekilde bir dindir. Başka bir dinin, başka bir düşüncenin, başka bir akımın, başka bir ideolojinin kendisine karışmasını, kendisiyle yan yana getirilmesini, kendisiyle aynı görülmesini kesinlikle İslam kabul etmez. Çünkü Allah Azze ve Celle bu dini halis kılmıştır ve bizlere de halis bir şekilde dini ona halis kılmak suretiyle ona ibadet etmemizi emretmiştir. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor Zümer suresinde. اَلَا لِلّٰهِ الدِّينُ الْخَالِسِ Dikkat ediniz, halis olan, öz olan, arınmış olan, her türlü kirden, her türlü başka pis düşünceden uzak olan din Allah Azze ve Celle'ye aittir. Başka bir ayet-i kerimede, yine Zümer suresinde geçen ayet-i kerimede قُلْ اِنِّي اُمِرْتُ اَنْ اَعْبُدَ اللّٰهَ مُخْنِسًا لَهُ الدِّينِ De ki ben Allah'a dini ona halis kılarak, dini ona halis kılarak ibadet etmekle emrolundum diye bunu söyle buyuruyor Allah Azze ve Celle. Günümüzde sıkıntı olarak yaşanan
Şöyle bir şey var, tasavvur bozukluğu var. İnsanlar başka dinlerde, başka izimlerde, mesela akımlarda İslam'danmış gibi gözüken, İslam'da belki biraz böyle benzerlik olan bir takım şeyleri alıp beraberinde o izimleri, o akımları, o dinleri İslam'danmış gibi göstermeye çalışıyorlar. Ve beraberinde İslam'a başka şeyleri karıştırmaya, başka şeylerle İslam'ı yan yana zikretmeye, önünde veya arkasında bir takım şeyleri zikretme ihtiyacına gerek duyuyorlar, gereksinim duyuyorlar. Mesela ne diyorlar? Diyorlar ki mesela İslam sosyalizmi diyorlar mesela. Ne diyorlar? İslam'a göre demokrasi, İslami demokrasi diyorlar mesela. Başka ne diyorlar? İslami mistizm diyorlar mesela. Başka ne diyorlar? Geleneksel İslam diyorlar. Modernist İslam diyorlar. Kur'ancı İslam diyorlar. Akılcı İslam diyorlar. Bu şekilde acayip acayip şeyler başına veya sonuna zikretmek suretiyle halis olan, pak olan, arınmış olan, başka izimlerden, düşüncelerden uzak olan İslam'ı bu şekilde karıştırıyorlar. Bu şekilde başka şeyleri önünde veya arkasına zikrederek böyle bir sıkıntı, batıllık, sapkınlık içerisine düşüyorlar. Peki bunun sebebi ne diye sorduğumuzda, bunun temel olaraktan iki tane sebebi vardır diye söyleyebiliriz. Birincisi, İslam'ı tanımlama yaparken, İslam'a yönelik bir tanımlama yaparken, çünkü çeşit çeşit izimler var, çeşit çeşit düşünceler var mesela, ideolojiler var. Bunların karşısında İslam'ı tanımlarken, İslam nedir diye sorduklarında kaynak sapması yaşamak, beraberinde bu tarz izimleri, düşünceleri İslam'ın içerisine karıştırmaya sebebiyet veriyor. Bizim kaynaklarımız nedir İslam'ı anlarken? Kur'an-ı Kerim'dir, sünnettir ve Kur'an-ı Kerim ve sünnet terbiyesine yetişmiş olan sahabedir. Onların yetiştirmiş olduğu tabi'in ve etba-ı tabi'indir. Onlara bakarız, onlar nasıl anlamışsa, nasıl yaşamışsa ona göre bizler de yaşarız. İslam'ı öyle anlarız, tasavvurumuz böyle oluşur. Fakat ne zaman ki kaynak sapması yaşandı, insanlar Kur'an ve sünneti bırakıp çağın oluşturmuş olduğu, çıkarmış olduğu bir takım düşüncelerle İslam'ı yan yana getirmeye veya onlar ışığında İslam'ı anlamaya başladı. O zaman işte İslam'ın paklığı, İslam'ın netliği bu insanların yanında bozulmaya, karışmaya, başka izimler, düşünceler İslam'danmış gibi gözükmeye başladı. İkincisi, neden böyle oldu diye sorduğumuzda ikinci bir sebep şudur. Şimdi bu tarz düşünceler, bu tarz akımlar toplum içerisinde veya dünyanın genelinde popüler, beğenilen, tebaası çok olan, fazla fazla savunulan bir takım şeyler. Zannettiler ki bu tarz düşünceleri, bu tarz itikadi veya hani bu siyasi bir takım düşünceleri İslam'la bağdaştırırlarsa İslam'ın gücü artar. İslam daha fazla insanlar tarafından beğenilir. İnsanlar daha fazla İslam'a girerler, savunurlar. Bu şekilde düşündüler. Ve beraberinde İslam'ı bozdular. İslam'ın opak suretini bozdular. Bunun dışında başka şeyleri böyle getirdiler ve İslam'a yamamaya başladılar. İslam dininin başka herhangi bir şeyin kendisine eklenmesine bir ihtiyacı yoktur. Başka bir şey gelip eklendiğinde de İslam daha popüler olmaz. Böyle bir şey söz konusu değildir. Çünkü onun gelip İslam'a eklenmesiyle İslam kalmaz. İslam artık gitmiştir, başka bir şeye dönüşmüştür. Ne olmuştur? İslam sosyalizmi olmuştur. Ne olmuştur? Demokrat İslam anlayışı olmuştur. Ne olmuştur? Muhafazakar İslam olmuştur mesela. Bu şekilde bir takım şeyler mesela. Biraz daha açacak olursak, sosyalizmin insan haklarına değer vermesi, herkesin eşit işte bir imkanlara sahip olması, herkesin aynı şeyleri yemesi, adalet, hak eşitlikleri vesaire, buna değer verişi onu İslam yapmaz, İslam'ı da o yapmaz. Yine mesela başka bir örnek verelim. Demokrasi. Her şeyin tartışılması, görüşülmesi, bir nevi istişare edilmesi demokrasiyi İslam yapmaz, İslam'ı da demokrasi yapmaz. Mesela mistisizm veya başka bir deyişle tasavvuf. Mistisizm veya tasavvufun ahlaka, nefis terbiyesine önem vermesi, batıl olan, muharref olan tasavvufu, mistisizmi İslam yapmaz, İslam'ı da mistisizm yapmaz.
Buna dikkat etmek gerekiyor. Yine mesela modernizm, çağın imkanlarını kullanalım, çağın imkanlarına yetişelim, İslam'a bu şekilde hizmet edelim düşüncesi, modernizmde olan bu şey, modernizmi İslam yapmaz, İslam'ı modernizm yapmaz mesela. Yine mesela Kur'ancılık, Kur'ancı İslam anlayışı. Bu adamların meal hafızı olması, bir ayeti söyledikleri zaman işte 3'e 153 diye böyle sure bir de ayet rakamlarını söyleyecek kadar bu şekilde ezberlemiş olması mesela bu insanların batıl anlayışını İslam yapmaz, İslam'ı da o yapmaz. Bunu karıştırmamak gerekiyor. Bunun İslam'ın dışındaki dinlerde, İslam'ın dışındaki batıl ideolojilerde, fikirlerde İslam'a benzer bir takım şeyler olabilir. Fakat o benzeyen şey oradan yola çıkarak onun İslam'dan olduğu gibi bir tasavvura sahip olmamızı gerektirmez. Hatta işin biraz daha derine gittiğimizde, aslına gittiğimizde onun İslam'dan çok uzak olduğunu, onun İslam'la bir bağlantısı olmadığını aslında net bir şekilde görebiliriz. Neden? Çünkü İslam'daki o benzeyen şeylerde İslam'daki gaye, kaynak ve hedef, niyet çok farklıdır. Bunlardaki gaye, kaynak ve hedef, niyet bunlar çok farklıdır. Bunlardaki farklılık beraberinde o benzeyen şeylerin de farklı olmasına sebebiyet vermektedir diye söyleyelim inşallah. Şimdi demokrasiye geçelim. Demokrasiyle alakalı insanlar demokrasiyi nasıl İslam'a mal ettiler? Nasıl İslam'la demokrasi aynıdır dediler? Ve böylece İslam'ı savunmak gibi bir hedefle aslında batıl olan, muharref olan bir dini mesela savunmuş oldular. Bununla ilgili mesela biraz konuşmaya gayret edelim. İnsanlar dediler ki İslam'da istişare vardır. İslam'da istişare vardır. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede buyurmuyor mu? Ve emruhum şura beynehum. Onların işleri kendi aralarında istişare etmek, birbirine danışmak şeklindedir diye buyuruyor Allah Azze ve Celle. Peygamberimize emretmiyor mu? Ve şavirhum fil emr. İşler hususunda onlarla istişare et, onlarla danış diyor mesela. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam Bedir Savaşı'nda ortaya çıkan yepyeni, hiç düşünmedikleri bir vaka karşısında ashabıyla istişare etmedi mi? İstişare etti. Uhud Savaşı'nda biz Medine'nin dışına mı çıkalım yoksa içeride mi savunma yapalım diye ashabıyla istişare etmedi mi? Evet yaptı. Hendek Savaşı'nda nasıl yapalım diye ashabıyla istişare etmedi mi? Evet yaptı. Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra halifeler var olan problemlerle ilgili veya bir yönetici seçilecek bununla ilgili istişare etmediler mi? Evet ettiler. Demokrasi de budur diyorlar bu adamlar. Demokrasi de budur. Demokraside de istişare vardır. Millet adına insanlar ne yaparlar? Toplanırlar parlamentoda ve ne var ne yok bunları istişare ederler, konuşurlar, tartışırlar ve beraberinde bir sonuca, bir karara ulaşırlar. Bu şekilde İslam'daki istişare mefhumu, demokrasideki o parlamentoda toplanmak ve o şekilde konuşup bir karara varma meselesi birbiriyle iç içe geçirildi ve İslam demokrasisi veya İslam demokrasiyi benimser, destekler, demokrasi İslam'a uygundur denildi ve bu şekilde bir tasavvur bozukluğu oluştu. Peki İslam'la demokrasi aynı mıdır? İslam'daki bu istişare aslıyla bu mefhum mesela demokrasideki bu tartışma, danışma meselesi aynı mıdır, değil midir? Biraz daha yakından bakalım. Birincisi kardeşler, İslam'da hakimiyet yetkisi kayıtsız, şartsız Allah'ındır. İslam'da hakimiyet yetkisi kayıtsız, şartsız Allah'ındır. Kayıtsız Allah'ındır. Hiçbir sınırı yoktur. Bunu herhangi bir şeyle sınırlayabileceğiniz bir kayıt yoktur. Tamamen Allah Azze ve Celle'ye aittir. Şartsızdır. Allah Azze ve Celle'ye hakimiyetin ait olması herhangi bir şarta bağlı değildir. Şartsız bir şekilde hakimiyet Allah Azze ve Celle'ye aittir. Peki demokraside nasıldır? Demokraside bunun tam zıttı bir şey vardır. Hakimiyet kayıtsız, şartsız kimindir? Milletindir. Demokrasilerde hakimiyet kayıtsız şartsız kimindir? Milletindir. Peki Allah Azze ve Celle ne buyuruyor? İnil hukmu illa lillah.
Hakimiyet Allah'a aittir buyuruyor. Hakimiyet, egemenlik Allah'a aittir diyor. Ela lehul halku vel emr. Dikkat ediniz. Yaratmak da, emretmek de Allah'a aittir. İnsanlar arasında bir şey emredecek olan, bir şeyi yapılması gerektiğini söyleyecek veya yapılmaması gerektiğini söyleyecek olan, yasaklar, serbestler belirleyecek olan kimdir? Allah Azze ve Celle'dir. İslam'a göre böyledir. Peki demokraside nasıldır? Tam tersi. Milletvekilleri milleti temsilen parlamentoda otururlar ve hakimiyet Allah'a ait değildir. Hakimiyet görünürde, satırda veya duvar üstünde kime aittir? Milletindir. Ve oradaki kanunlar Allah Azze ve Celle'nin izin verdiği şekilde çıkmaz. Allah Azze ve Celle'nin indirdiği şeriata göre çıkmaz. Oradaki kanunların her bir tanesi uluhiyeti, rububiyeti, hakimiyet yetkisini kendisinde gören bu insanlar tarafından çıkarılır. Hakimiyet bu insanlarındır. Kim daha fazla reklam yapabiliyorsa kendisine, hakimiyet onlara aittir. Kim daha fazla paraya, mülke sahipse, insanları sömürüyorsa o gücü elde ediyor ve hakimiyet ona ait oluyor. Egemenlik ona ait oluyor. Kimin yalanı, dolanı, iftiraları, yalan dolan haberleri daha fazlaysa bu insan insanlar tarafından daha fazla benimsenip daha fazla ileriye çıkarılıyor. İnandırıldığı için, kandırıldığı için ve beraberinde hakimiyet yetkisi ona ait olmuş oluyor. Kim daha fazla adam dişliyorsa hakimiyet yetkisi ona ait olmuş oluyor mesela. Bu şekilde bir durum var. Demokrasi, egemenlik kime aittir sorusunu sorduğumuz anda İslam'dan çok farklıdır ve uzaktır. Ve İslam'ın şirk demiş olduğu bir şeye sahiptir, özelliğe sahiptir. Bir başka fark kardeşler, İslam'da hakimiyet, egemenlik Allah Azze ve Celle'ye aittir ve Allah Azze ve Celle bunda hiç kimseyi ama hiç kimseyi ortak kabul etmez. Hiç kimseyi ortak kabul etmez. Çünkü hakimiyet demek, egemenlik demek Rab oluşun, ilah oluşun bir tecellisidir. Allah Azze ve Celle Rab olduğu için, ilah olduğu için hakimiyet yetkisi, egemenlik yetkisi Allah Azze ve Celle'ye aittir. Ondan başka Rab olmadığı için, ilah olmadığı için bu yetkide ona ortak olabilecek herhangi bir kimse, şahıs, kurum, parti, pırtı yoktur. Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede şöyle buyuruyor. وَلَا يُشْرِكُ فِي حُكْمِهِ اَحَدًا Allah kendisinin hükümlerinde, hakimiyetinde, egemenliğinde hiç kimseyi ortak kabul etmez buyuruyor. Başka bir ayet-i kerimede اِنِ الْحُكْمُ اِلَّا لِلَّهِ اَمَرَا اَلَّا تَعْبُدُوا اِلَّا اِيَّهِ Hakimiyet yetkisi, egemenlik yetkisi sadece Allah Azze ve Celle'ye aittir ve o sadece ama sadece kendisine ibadet etmenizi size emretmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Başkasına değil, hakimiyet yetkisini, egemenlik yetkisini başkasında görmenizi veya kendinize görmenizi değil, sadece kendisinde görmenizi emretmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle. Başka bir ayet-i kerimede Allah Azze ve Celle buyuruyor ki, اَلَّذ۪ي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ O Allah ki göklerin ve yerin mülkü, egemenliği, hakimiyeti kendisine ait olandır. وَلَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا Allah hiçbir şeyi, hiçbir kimseyi çocuk edinmemiştir. وَلَمْ يَكُلْ لَهُ شَر۪يكٌ فِي الْمُلْكِ Onun egemenlikte, hakimiyette, mülkte herhangi bir ortağı da söz konusu değildir. وَخَلَقَ كُلَّ شَيْءٍ فَقَدَّرَهُ تَقْد۪يرًا O her şeyi yaratmıştır ve her şeyi takdir etmiştir. Bir şeye göre takdir etmiştir buyuruyor Allah Azze ve Celle ayet-i kerimede. Demokrasi ile İslam arasındaki farklardan bir tanesi kardeşler, en önemli farklardan özellikle bir tanesi istişare ile alakalıdır. İslam'da her şey istişareye açık değildir. İslam'da istişareye kapalı olan, insanların kendisinde söz söyleme hakkı olmayan, fikir beyan etme hakkı olmayan, değiştirelim diyebileceği bir yetkisi olmayan bir takım şeyler vardır. Nedir bunlar? Namaz gibidir. İçkinin, kumarın, zinanın, livatanın haram olması gibidir mesela. Bu tarz şeyler tartışılmaz. Bunlar Allah Azze ve Celle'nin kesin yasaklarıdır. Ve bunun gibi kesin yasaklar tartışmaya açılmaz bile mesela. Ama demokraside her şey en baştan demokraside tartışmaya açıktır. Her şeyi demokraside tartışmaya açabilirsiniz.
Her şey konusunda fikir beyan edebilirsiniz. Her şeyi serbest veya her şeyi haram kılma, yasak kılma gibi bir özgürlük var. Mesela demokrasi ile İslam arasında böyle bir farklılık vardır. Peki sonuç? İslam'da içki kesin haramdır. Ama demokrasi de bunu tartışabilir. 18 yaşından üsttekilere satma veya direksiyon başında içmeme kaydıyla bunu helal kılabilirsiniz istişare sonucunda. İslam'da zina haramdır. Bunda yaş farkı yoktur. Bunda kişi sınıf farkı yoktur. Ama demokrasilerde böyle değildir. 18 yaşını geçmişse, karşılıklı rıza varsa zina serbesttir. İsteyen istediğini yapabilir. Genel evi bile devletin elinde, resmi bir şekilde, önünde de bayrak dikili bir şekilde, polis de başında korumak suretiyle, gerekli sağlık işlemlerinin de, kontrollerinin de yapılması suretiyle genel evlerini zaten devlet işletmektedir. İslam'da faiz haramdır. Malların batıl yollarla yenilmesi haramdır. Ama şu anda faiz serbesttir. Demokraside faizi serbest bırakabiliyorsunuz. Faiz serbesttir ve demokrat liderler Allah'a hamdolsun ki faizi bu kadar indirdik diyorlar. Allah'ın izniyle faizi bu kadar yapacağız diyorlar. Çok şükür şöyle oldu, böyle oldu diye Allah Azze ve Celle'ye harp ilan etmeyle ilgili Allah'ın izni, Allah'a hamdolsun demek gibi bir takım şeyler söylüyorlar. Böyle şeyler sarf ediyorlar. İslam'da LGBT demiş olduğumuz veya livata demiş olduğumuz şey tartışmaya kapalıdır. Bu haramdır. Kur'an-ı Kerim'de bunların helak olduğuyla alakalı kıssa vardır. Ama şu an dünyanın birçok ülkesinde, demokrasiyle yönetilen birçok ülkesinde olduğu gibi Türkiye'de buna dahildir. İnsan hak ve özgürlükleri açısından bu insanların evliliklerine, bu insanların birlikte yaşamalarına, onur haftası adı altında rezil işleri ifşa etmelerine izin verilmektedir. Demokrasiye göre bunlarda problem yok. Bunları serbest bırakabilirsiniz. Bunlarda herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir mesela. İslam'da yargıyla alakalı hükümler vardır. Ve bunlar değişmez. Hırsızın cezası bellidir. Zina edenin cezası bellidir mesela. İçki içenin cezası bellidir mesela. Bunlar böyle sabittir ve Allah Azze ve Celle'nin adaletli olan hükümleridir. Bir kimse zaten bu işleri işlemeden önce İslam onu terbiye ediyor. İslam ona öğretiyor. İslam ona bir takım kolaylıklar sağlıyor. İslam onu kişisel ihtiyaçlarını kazanmak ve bunları gidermek açısından bir takım kolaylıklar yapıyor. Olmadı bağışta bulunuyor İslam devleti. Onun önünde imkanları hazırlıyor. Buna rağmen bir kimse eğer ki bu tarz cürümleri işlerse İslam ona ceza veriyor ve ceza da o kimsenin hak ettiği ve onda adalet olan bir cezadır. Ama günümüzde bunlar değişiyor. Hırsızın cezası değişiyor. Şunun cezası, bunun cezası değişiyor mesela. İnsanlar ceza yerine aslında keyif yapmak için suç işliyor. Biraz yatar çıkarız diyor, kafa dinler çıkarız diyor. Kışın dışarıda kalmamak için suç işliyor 3 aylık. Bu şekilde kendisine şey yapıyor, böyle kendisini bundan faydalanıyor mesela. İslam'da yargısal hükümler sabittir ve bunlar adalettir, caydırıcıdır. Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde hırsızlık yapan kaç kişi var? Peygamber aleyhissalatü vesselam döneminde Kur'an ve sünnet terbiyesinden geçen topluma baktığımızda kaç tane zina cezası var? Kaç tane hırsızlık cezası var? Kaç tane bu şekilde suç var mesela? Bir elin parmaklarını geçmez. Ama demokrasiyle yönetilen ülkelere bakalım. Sonuç, içki serbest oldu, toplum ayyaş oldu. Zina genel ev serbest oldu, toplum namussuz oldu. İffet, ahlak kalmadı. Faiz serbest oldu, toplum Allah Azze ve Celle'ye, Resulüne savaş açar hale geldi. LGBT serbest oldu, Allah Azze ve Celle'ye sığınıyoruz. Lut kavmini helak ettiği gibi bizi de bu toplumla beraber yapmasın diye. Bu şekilde bir şey var. Demokraside her şeyi tartışmaya, istişareye, istişare de denmez buna, bu şekilde açıp konuşabilir, serbest bırakabilirsiniz. İslam'la demokrasinin ne alakası var? İslam'la demokrasinin ne alakası var? Kaldı mı alaka? Kalmadı. İslam'da Müslümanların yönetimini yine Müslümanlar üstlenir. Ve bu yönetimi üstlenen Müslümanlar, yöneticiler adaletlidir, güvenilirdir, işin ehlidir, aklı başı yerindedir. Bu şekilde insanlardır. Ebu Ubeyde İbnü'l-Cerrah radıyallahu anh, Peygamber aleyhissalatü vesselamın
Haza eminu hazihi ümme demiş olduğu bir kimsedir mesela. Bu ümmetimin eminidir demiş olduğu bir kimsedir. Peygamber aleyhissalatü vesselam hayattayken ve Peygamber aleyhissalatü vesselam vefat ettikten sonra hem peygamberimiz hem de ondan sonraki halifeler onu hep yönetici yapmışlardır. Hep bir yerlere ya öğretmenlik yapmıştır, ya yöneticilik yapmıştır, ya savaşa gitmiştir. Bu şekilde bir şeyi vardır, bir konumu vardır Ebu Ubeyde İbnül Cerrah. Peygamber aleyhissalatü vesselamın güvenilirliğine dikkat çekmiş olduğu ve yönetici olaraktan ehil görüp bir yerlerde istihdam etmiş olduğu bir sahabedir. Sahabeye bakalım mesela, güvenilir olan, işe ehil olan, bunu en güzel bir şekilde yapabilecek olan kimselerdir ve Müslim olan kimselerdir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın yöneticiye getirmiş olduğu insanlar böyle insanlardır. Peygamberimiz kiminle istişare ediyordu? Ashabıyla istişare ediyordu. Bilhassa ashabı arasında özel olaraktan istişare etmiş olduğu bazı kimseler vardı. Ebu Bekir vardı, Ömer vardı mesela. Peygamber aleyhissalatü vesselamın ashabı fehm olarak, bir şeyleri anlama, kavrama olarak, kalbi temiz ve en güzel sonuçları ortaya çıkarabilecek kişiler olarak en iyi insanlardı. Peygamber aleyhissalatü vesselam zamanından sonraya bakalım, halifeler de buna dikkat etmişlerdir. Bir yere vali atadıkları zaman, birileriyle istişare ettikleri zaman, bir yerlere görevli atadıkları zaman güvenilir olmasına, aklı başında olmasına, bu işi yapabilecek ehliyete sahip olmasına dikkat etmişler. En ufak şikayeti değerlendirip o kimseyi sormuşlar, sorgulamışlar, hesaba çekmişler ve sonuç olaraktan birçoğunun aslında olmadığı ortaya çıkmıştır. Ömer radıyallahu anh bazı sahabeleri göndermiş. Vallahi benim sana oradaki insanlardan daha çok ihtiyacım var demiş. Fakat ben nefsimi onlara tercih ediyorum. Yani onları kendi nefsime tercih ediyorum ve seni onlara gönderiyorum demiştir. Bu şekilde yöneticiler vardır İslam tarihinde ve bunlar yönetim tabakasında, istişare tabakasında bulunan insanlardır. Peki demokraside nasıldır? Cahili, zalimi, hırsızı, zanisi, ayyaşı hepsi yönetim tabakasındadır. Toplumu bunlar yönetiyor. Tabii hırsızlık serbest olur. Toplumu bunlar yönetiyor. Tabii zina serbest olur. Toplumu bunlar yönetiyor. Tabii bu kadar kaos, terör olur. Birbirini mecliste yiyen, sandalye atan, ayakkabı fırlatan, ısıran, kıtlayan adamlar yönetiyor Türkiye'yi. Demokrasi böyle bir. Demokrasinin yönetici tabakası böyle insanlardır mesela. Dolayısıyla İslam'la demokrasinin ne alakası var? İslam'da Müslim olmak ve bu işe ehil olmak, yapabilir olmak, adaletli olmak ve benzeri şartlar yönetim için gerekli olan şeylerdir. Fakat demokraside seçilmiş olmak, Türk vatandaşı olmak, mal sahibi olmak yeterli olan bir şey. Dolayısıyla ne kadar cahil, ne kadar zalim, ne kadar insan varsa bu anlamda yönetim tabakasını ele geçiriyor ve beraberinde toplumu bunlar yönetiyor mesela. İslam'la demokrasinin bu açıdan düşündüğümüzde de herhangi bir bağlantısı, alakası söz konusu değildir diye belirtmekte fayda var inşallah. Allah Azze ve Celle başta beni, daha sonra siz kardeşlerimi anlattıklarımdan faydalandırsın. Allah Azze ve Celle bizleri faydalı ilme ve salih amele muvaffak kılsın. Demokrasi ile İslam arasındaki farklar sadece bunlar değildir. Bunun dışında incelendiği zaman, düşünüldüğü zaman daha birçok fark zikredebilir. Fakat biz bunlarla iktifa edelim inşallah. Subhanakallahumma ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ent. Estağfiruke ve etûbü ileyk.